Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Ben Kübra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Katip'ten kocaman bir çanta yapıyoruz. Aslında bunun ölçülerini siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu kadar büyük olmak zorunda değil ya da çok daha büyük de yapabilirsiniz. Küçük minik bir baget çanta gibi de olur. Devasa kocaman bir plaj çantası da yapabilirsiniz. İçine yorgan koy çık derecesinde bir büyüklüğe de getirebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Birazdan izleyeceğiniz motifi daha da büyüterek veya daha da küçülterek, yani sayısını kendiniz ayarlayarak istediğiniz boyutta bir kağıt çanta elde edebilirsiniz. Kağıt iplerle ilgili söylemek istediğim çok ufak bir iki şey var. Ondan sonra zaten çantanın nasıl yapıldığını anlatmaya başlayacağım. Kağıt ip kullanıcıları ipleri çok sert buldukları için elleri acımasın veya aşınmasın diye ipleri ıslatarak kullanmayı tercih ediyorlar. Yani önce böyle bir ıslatıp onu yumuşatıp daha sonra kurutarak kullanmayı tercih ediyorlar. Bunu ben de denedim ama ipin kalitesi düştü. Yıpranma oranı arttı. Çok daha böyle kopabilir hale geldi. O yüzden biraz endişelendim ve ben de hiç ıslatmadan dürük böyle çatır çutur örmeye başladım. Elimde hafif bir nasır oluşumu var, yalan söyleyemeyeceğim. Bu çok sağlıklı bir örgü tekniği değil. Ama bu iplerin yumuşatılmış, daha doğrusu yumuşak satılan versiyonları var. Bundan sonrasında onlardan satın almayı planlıyorum ama onlar böyle sert bir şekilde durabilecek mi bir görmemiz lazım. Hadi çantayı yapmaya başlayalım. 6 mm bir tığ kullanıyorum. O yüzden gevşek gevşek bol bol örebilirim. İpimi şöyle iki parmağımla bir sihirli halka oluşturabilecek şekilde doluyorum. Buradan batıp şurayı dolayarak bir zincir çekiyorum. Bunu sıkıştırdıktan sonra sihirli halkam hazır hale geliyor. Sizin sihirli halka yapma tekniğiniz farklıysa onu da deneyebilirsiniz. Çok önemli değil. Herhangi bir motif yapıyormuşum gibi düşünebiliriz. Şimdi buraya iki zincir daha çekeceğim. Bir ve iki. İkincisini biraz daha gevşek bırakacağım. Tığımın başına doluyorum. Sihirli halkamın içine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Önce ikisini çıkardık. Daha sonra ikisini. Böyle sıkıştıra çekiştire falan yapmama gerek yok. Şöyle çektirdiğinizde zaten model kendini belli edecektir. İki tane ilmeğim oldu. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Yine çok sıkmama gerek olmayan. Tığımın başına doluyorum. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir. İki. Bunları bu şekilde ikili kümeler halinde düşünebilirsiniz. Bu ikili gruplardan 4 tane ikili trabzan yapmış olacağım şu zincirlerle birlikte. 1, 2, 3, 4. Son zincirimi çekiyorum ve sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Bu şekilde olması yeterli. Kağıt ipinin şöyle bir problemi var. Çok çektiğinizde kopabiliyor. Özellikle ıslaksa ona biraz dikkat edelim. Başta çektiğimiz zincirlerin tepe noktasındaki boşluğa, isterseniz bunu yok etmek için bunu da araya katabilirsiniz. Bunu bu aradan geçirdikten sonra kaydırma tekniğiyle motifimi şekillendiriyorum ve iki zincir çekiyorum. Şimdi motifimin göbeği hazır. İki zincir çektikten sonra şu hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasından batıyorum. Bunu yine önüme katıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımın başına dolayarak bu kez şuradaki büyük boşluğa, zincir olan boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum ilk etapta. Şimdi bir zincir çekip iki ikili trabzan daha yapıyorum. Böylelikle şuradaki büyük boşluğu buraya taşımış olduk. Şimdi yine tığımın başına dolayarak önümdeki ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanların tepe noktasına bir tane ikili trabzan, zincir çektiğimiz yerleri de şöyle dörtlü ikili trabzanlar yapıp ortalarını zincir çekerek sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine aynı şekilde şuradaki 3 zincirin tepe noktasındaki bölgeden batıp kaydırma tekniğiyle bitiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdilik motifimiz bu şekilde oluyor. Burada zincirler arası kalan kenarlarda 6'şer tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. İkinci sıra bu şekilde bitiyor. Bundan sonrasında da tek yapacağımız şey şu görmüş olduğumuz ilmek başlarına batarak ikili trabzanlar yapmak.
Köşe noktalara geldiğimizde de yine ikişer ikili trabzan yapıp ortasına bir zincirle şu boşluğun oluşmasını sağlamak. Bu şekilde 8 sıra yapmamız gerekiyor. Bende hazır yapılmışı var. Bu yaptığımız şey bunun göbeğini oluşturuyor aslında. Burada toplam 10 sıra yaptım. Çünkü bir parçada 10 sıra, diğer iki parçada 8 sıra ilerlememiz gerekiyor. Toplamda 3 parça öreceğiz. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. Bu şekilde genişlettim. 8. sıraya geldiğimde, ilk köşeye geldiğim an duruyorum. Şu boşluktan batmadan zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 40 tane zincir çekeceğim. Zincirlerimi çok sıkıştırmış şekilde yapmayacağım. Biraz gevşek bırakacağım. Şu gevşeklik yeterli. Böyle devam edeceğim. Burası sapını oluşturacak. 40 tane zincir çekip bu noktaya batacağım. 40 zinciri bu şekilde çektim. Buradaki büyük boşluk veya şu ikili trabzanın tepe noktası değil. Bu noktadan batacağım. Ve buraya bir sık iğne yapacağım. Şimdi tığımın başına tekrar doluyorum. Önümdeki boşluğa batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Buradan sonra aynı şeyi yapacağız. Yine şu noktaya geleceğiz ve 9. sıraya geçeceğiz. Sekizinci sırayı normal şekilde tamamladım. 9'a geldim. 9. sırada bu köşeye geldiğimizde, yani şu zincirleri çektiğimiz yere geldiğimizde son iki ilmeğimiz kalıyor. 1, 2 ve bu ikisini birlikte öreceğiz. Kesme yapacağız. 1. İkincisini de aynı şekilde çıktıktan sonra elimde 3 tane ilmek var. Şimdi 3'ünü birlikte alarak burada ilmek sayısını 1'e düşürüyorum. Daha sonra tığımın başına doladım. Zincir çektiğim yerlere geldim. Burada da şu zincirlerin arka kanadından alacağız. Buradan da alabilirsiniz. Çok önemli değil ama ben şöyle daha düzgün durabilmesi adına bu arkadaki ipi kullanacağım. Bu ilmeği kullanarak ikili trabzanımı yapacağım. Şöyle. Burada da zaten hemen hangisi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Normali böyleydi. Döndürdüğümüz için bu arkadan alabiliyoruz. Zincirlerimi bitirip şu noktaya geleceğim. Yine bir tane aynı burada olduğu gibi keseceğim. 40 ikili trabzanımı bitirdim. Şimdi son ilmeğe geldim. Buradaki sık iğne olan yere herhangi bir şey yapmıyoruz. Son zincirimin arkasındaki boşluğa batarak yarım ikili trabzanımı yapıyorum. Kesme yapmak için. Daha sonra buradaki sık iğne kısmını atlıyorum. Buradaki ikili trabzanın tepe noktasından da batarak yine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde kesme yaparak üçünü aynı anda çıkıyorum. Sıkıştırdım da şöyle olacak. Burada amacımız şu geçişi sağlayabilmek. Sapın burasını. Üç ayrı parçam hazır. Hepsini bitirdim. Hemen göstereyim. Bu kenarlara gelecek kısımlar, bu da altını ve ön yüzünü kaplayacak büyük parça. Yani toplamda sadece 3 tane motif yapıp koskocaman bir çanta elde edebiliyoruz. Şimdi bunların birleştirmesine geçeceğiz. Şöyle. Birleştirmek için önce nasıl konumlandıracağımızı anlatacağım. Tığımız ve artan ipimiz burada. Şu gördüğünüz burası da olur, şurası da olur. Herhangi bir yerden böyle katlıyoruz. Sapı olmayan düz kareyi bu şekilde katladık. Diğerlerini de aynı şekilde katlıyoruz. Tek farkı var, sap kısmı kenara gelecek. Bunu da bu şekilde katlıyoruz. Ve başlangıç olarak şu iki ucu buluyoruz. Bunları birbirine sabitleyeceğiz. Şimdi hemen çevirerek gösteriyorum. Tığımı ve ipimi alıyorum. Buraya bir zincir çekip düğümlüyorum. Daha sonra şu en büyük boşluktan, zincir çekerek büyük yaptığımız boşluğun içerisinden batıyorum. Aynı şeyi diğerinde köşesinden yapacağım. Şuradan. Bunu da buradan yapıyorum. Ve bakın ipimi bu ikisinin arasından geçirerek alıyorum. Buradan çıkarıyorum.
Buradan çıkarıyorum. Son olarak çekerek sabitliyorum. Düğümüm arkaya gitti. Şimdi hem ipim hem de düğüm kısmım arkaya gelmiş oldu. Şöyle net bir şekilde görünsün. Daha sonra önümdeki ikili trabzanın tepe noktasına gelen boşluktan batıyorum. Aynı hizadaki diğer boşluğu da buluyorum. Oradan da batıyorum. Buradan ipimi alıyorum ve ikisinin içerisinden geçirerek böyle bir zincir görüntüsü vermeye başlıyorum. Normalde bunu devam ettirecek olsak buralardan ikili trabzan yapmaya devam edecektik. Ama biz buralara batarak bu iki parçayı birbirine sabitleyeceğiz. Çok sıkıştırmıyorum, çok da gevşek bırakmıyorum. Görüntüm bu şekilde olacak. Böyle bir başak modeli dikiş gibi görünecek. Arada şöyle çekiştirirseniz başaklar da aynı nizami olacaktır. Başak dediğimde şu ikili yan yana gelen ipler işte. Bu şekilde devam edip şu uca kadar sürdüreceğim. Bu iki parçayı başladım ve buradan bitirdim. Bakın böyle. Çanta şeklini almaya başladı bile. Buradan başladım, böyle dönerek buraya kadar geldim. Şimdi bir diğer parçayı yine sapı yukarıya gelecek şekilde böyle buraya sabitleyeceğim. Aynı bunu yaptığım gibi buradan da dönüp şurada bitireceğim. Yani şu iki uç birbirine bağlandığında çantam neredeyse hazır olacak. Bu köşeye geldiğimde bir zincir çekip burayı böyle sıkıştırdım. Buradan devam ediyorum. Yine bu ipim altta kalacak. Bu parçam üstte kalacak. Büyük boşluktan batıyorum. Tutup çekip çıkartıp yine sıkıştırıyorum. Bu köşe noktaların sıkışması yeterli. Diğerlerini de bu kadar sıkmamıza gerek yok. Bitti. Başlangıcı ve sonu böyle ard arda çektiğim için ben tabii saçma konuşuyorum şu an. Saçma bir şeyler oldu. Örgü videosu editlemeyi de öğreneceğim. Buna da alışacağım. Videonun sonunda zaten üzerimdeki halini, yani nasıl takıyorum, nasıl kullanıyorum onları göreceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer çantayı denerseniz bana mail yoluyla veya Instagram'dan mutlaka fotoğraflarını gönderin. O kadar merak ediyorum ki bazen böyle mesajlar alıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sıcak. Son olarak küçük bir düğme, onu da takmak için minik bir ip.